Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum sevgili dostlar. Evet 20 Haziran perşembe Ankara yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Ankara'da 10 koşulu bir programımız bizi bekliyor. iki altınımız olacak. Ee, zevkli ve çekişmeye e, müsait koşular bizleri bekliyor. Para verecek bir program. Sevgili dostlar bir tane bankomuz olacak. O da 2-6'lıyı da bağlayan koçta. Anca bir banko çıkartabildim. Yani e, tabii ki bir tane daha var da yani pek güvenemedim. Rakip hanesinde gördüm. Bir tane daha saf yanına iliştirdim. E, bakalım e, dilediğimiz sonuca ulaşırız. Tüm severlere bol şanslar diyerek koşulara geçelim. Birinci koşu saatlerimiz 13.30'u gösterdi satış 1. 3 ve yukarı İngilizlerin. 1900 metre çime çıkacak 8 safkan yer alıyor. İstikrarsız safkanların bir arada olduğu bir koşu bizleri bekliyor. Her an sürprize açık bir koşuyla başlıyoruz. Yani burada baktığım zaman Uğur Timur eşliğinde tekrar buluşan son işini Vera Tabiş işte yapmış 1600 çimde birazcık yumuşaktı çim. Şimdi mesafe uzadı. E, Uğur Timur'la iyi bir performans gelecektir. E, kuponumuza ilk tercihimiz olacak. Çünkü e, Ankara'da uzun mesafeyi seven kazanan 2200 de kazanma başarısı göstermişti bu Safkan. Fatih Sultan Mehmet Sansar eşliğinde. O da 4 nolu Safkan benim ilk tercihim olacak. İkinci atın 1 nolu İnceoğlu diyeceğiz. O da 2 yarış gördü son e, çim yarışlarında. O da son yaptığı 2200 metre çiminde güzel bir üçüncülük elde etti. Mehmet Nuri Sunkar eşliğine Nizamettin Demir'e teslim edildi. Bir eksik etmeyeceğiz ikinci tercihimiz 3 nolu safkan e, o da genelde Ankara çiminde çok başarılar e, elde eden bir safkan. Sonra Adana kumunda olsun e, Antalya e, koşuları vardı son işi Ankara'ya geldi uzun aradan sonra e, bir altıncılık elde etti Mücahit Bayır eşliğinde piste çıkmıştı hatta o gün için 4 nolu safkanımız da vardı o koşuda. O ikinci, o altıncı olmuştu. Şimdi Ahmet üstüne görüyoruz. Üçü de mutlaka değerleneceğiz. Ve 2 de nolu Lebron diyeceğiz. Yişman çizik geçtiğinde. Sıralamam 4, 1, 3 ve 2 şeklindedir. Birinci koşu için önereceğim safkanlar. Evet geçelim bir diğer koşu. ikinci koşu meydan 2 yaşlı İngilizler. 1200 çime çıkıyor. 8 safkan yer alacak. 1 ile 4 ve de 2 nolu safkanla 7 nolu safkanlar ekir olarak piste çıkıyor. Evet birinci beşlik ayınımız başlayacak. İlk startlarında yani güzel bir üçüncülük elde eden bir nolu yani Safkan Enes Bozdağ eşliğinde ilk defa Çim'e çıkacak. O da Şanlıurfa'da bir koşu gördüm Mahmut Ünlü ile. Yani biraz geri planda kaldı ama bir üçüncülüğü var bu Safkan'ın. Yani Çim'de denememiz doğru olacaktır. Aftermarket gibi gerçekten iyi bir orijine sahip anne tarafı da aynı şekilde Enes Bozdağ'la mutlaka yazalım. Benim ilk tercihim olacak. Sonra Altınoğlu Safkan e, yaptığı iki koşusunda biri kumda biri çimdeydi. E, Ankara'da kumunda ve çiminde 1200'de bir dördüncülük elde etti. Yakın ara bir dördüncülük. Eray çizik eşliğinde piste çıkmıştı. Şimdi işvan çiziği üstüne görüyoruz. Altı'yı ile eksik etmeyeceğiz. Ve de son olarak 8 nolu Safkan'a Özcan Yıldırım tercihine ilk defa buluşan Özcan Yıldırım'la 8'de bir çarpı atmamız doğru olacaktır. Sıralamam 1, 6 ve 8 şeklinde oluştu ikinci koşta. Evet geçelim bir diğer koşu üçüncü koşu saatlerimiz 14:30 gösterdi. Birinci dörtlü kaynımız başlıyor. Şartlı 3 bir mücadele 3 yaşlı araplar 1300 çim 6 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya baktığımız zaman tempoyu büyük ihtimalle burada 3 nolu safkan ayağına çok seri 5'te 10'a keza hemen arkasında yarışı tempo vereceklerdir. Bunların ikisi e, yani baya bir süratli kaçacaklar gibi görünüyor. Yani 3 baya bir hızlı kaçacaktır ama e, izleyip göreceğiz bakalım nasıl bir sonuç elde edecek. 3 e, yarış gördü 3'ünü de işman çizikle gördü. İlk startı Ankara'da kazanmıştı. E, ama ben pek de tutmuyorum yani burada Oğuz Hantay tabii şey çıktı ilk çim yarışta Ankara'da meydana veda etti. Çok çok başarılı bir performans sergiledi. E, koşunun çok şanslı ismi. Evet bu safkandan bahsedecektim sevgili dostlar videonun başında. E, yani 6 Oğuzhan Tay deyip kenara çekilebiliriz sevgili dostlar. Yani e, alternatif banko olarak önereceğim bir safkan olacak. Ama tabii ki e, Baba Deniz şimdi Fesli Çetinbaş eşliğinde ilk defa buluştu. Adana'da yaptığı iki koşusunda Üst üste kazanma başarısı gösterdi. Son koşu Nizamettin Demir'le. Ondan önce koşu yine Nizamettin Demir'le e, 1200'de kazanmıştı. Yani 6'ya çok ciddi rakip olarak bir görünüyor ama 6 bende 1-2 gömlek daha üstün gibi gördüm ben bu safkanı sevgili dostlar. Zaten bir no safkan Necmi ile zaten koşmuşlardı. E, 1200 kumda sulu da Adana'da koşmuş. Necmi Baba kazandı. E, Baba Deniz o koştu. Altıncılıkta Ayrılmıştı. Şimdi çime çıkacak. Ee, izleyip göreceğiz bakalım ee, Necmi Baba'yı nasıl koşacak. Ee, yani koştuğu çimde 1100 metre çimde bir beşinciye var. Pek başarılı. Ee, Koşamayan bir safkan olarak e, tabii ki gözümüze çarpıyor. Ben altı yani alternatif banka diyeceğim. Bir de bunun ciddi rakibidir. Altı bir burası kapalı gibi gö görünüyor. Evet. Geçelim bir diğer koşu. Dördüncü koşu meydan 3 yaşlı pardon 2 yaşlı İngilizler 1200 çime çıkacak. 7 plasamız başlayacak. 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada baktığımız zaman e, Tekup Yani Ankara'da üst üste 3.lük ve 4.lük 50 eden bir safkanımız. Hatta geçen son koşusunda 5-6 boy gibi geç çıktı Ahmet Çelik'le. Yani e, o gün geri planda bıraktı e, safkanı. Yani şu Ahmet Çelik'e bir türlü güvenemiyoruz ee, güvenmediğimiz zaman tek atmadığımız zaman geliyor. Tek atıyoruz gelmiyor. Yani enteresan bir e, karakterim mi sahip diyeyim, nasıl diyeyim bilmiyorum. Sevgili dostlar her türlü yarışı kendi kuruyor gibi gözlemlemeye başladım artık. Ee, Ahmet Çeli. Ee, Neyse yarışımıza dönelim. 8-10 e, tekup benim ilk tercihim olacak. Altınoğlu, Safkan Ercan, Çankaya'yla Yaptığı ikincilik 1200'e tekupu da o gün geri planda bırakmıştı Ercan Çankay'la. Belki geç çıkmamış olsaydı belki birinciliğe uzanacaktı 8 nolu tekup. Ama 6'yı da Ercan ile kuponumuza değerlendireceğiz. Ve de 5 nolu safkanı da ihmal etmeyeceğiz bu koşu için. Sıralamam 8-6 ve 5 olarak değerlendiririm. Yani 5 nolu safkan da liderliği alırsa, bir avans alırsa bir solukta bitirebilir. Kaçıp bitirebilir. Ayağına seri bir safkan dikkat diyeceğiz. 8-6-5 olarak dördüncü koştaki sıralamam bu şekilde. Evet geçelim 5. koşu handikap. 16-3 yaşlı İngilizler 1600 çime çıkıyor. 8 safkan yer alıyor. 2. altılı gayrımız başlayacak bu koşuyla. Evet koşuya baktığımız zaman ben karışık bulduğum bir koşu. Yani şimdi iyi koşan, bazı zaman derecesi işlere sahip olan safkanlarımız var ama e, yani ben şöyle bir sıralama yapacağım. Yani birden 6'ya kadar ayrımsız yazmamız doğru olacaktı. Yani tek tek safkanları anlatmama gerek yok. Sıralama 1, 2, 5, 4, 3, 6, 1, 2, 5, 4, 3 ve 6 şeklinde oluşan bir sıralama oldu. Yani 7 ve 8'e baktığımız zaman Mehmet Keskin ilk defa çime çıkacak ee, İzmir pistinde iyi koşular çıkartan bir safkan, Ankara ve Adana çiminde iyi koşan bir 7 no'lu safkan var. Mert Ali olmaz da ee, yani ikinci altı gayri belki de e, kapatacak arkadaşlara bir şey diyemem ama ben 7 ile 8'i geri planda bıraktım. 1 2 5 4 3 6 şeklinde oluştu benim sıralamam 5. koşta. Evet geçelim 6. koşu bankumuz burada. Handikap 24 ve büyük kara çim 7 safkan yer alıyor. 2. 5'lik ayrımızda bu koşuyla başlayacak. Ee, ben yarın risk alacağım sevgili dostlar. Yani baktığım zaman Kılıç Bey olsun, Ayan Kurşun'la, Altun'un Cambazoğlu olsun, Ahmet Çelik'le. Yani iyi safkanlar var. Çakmakşah gibi Çakmakşah kendi gibi koşarsa Adem Ceylan'la kazanmaya yakın gibi görünüyor. 3 dolu Kanaran. Ona keza yaptığı son kosunu 1400'e kazandı. Ama burada bir isim var ki o da Enes Bozdağ eşliğinde Aktaş Kaya sevgili dostlar. Ben e, yani yaptığı son İstanbul işine bayıldım. Mehmet Kaya ile 60 kilo ile start almıştı. Ondan önce de e, İstanbul işi Ankara işi 1400'e iyi bir performans sergili Gökhan Yıldız'da. E, ben Aktaş Kaya gibi koşsun yani bu safkanı ben geçemezler diye düşünüyorum. Enes Bozdağ bir hata yapmadığı sürece... Ben kazanmasını bekleyeceğim yarın. Benim net banko ismimdir. İkinoğlu Aktaş Kaya sevgili dostlar. Evet ikili denecek arkadaşlar. için yani belli yani burada Kılıç Bey, Canbazoğlu e, Can buna ciddi sıkı rakipler olacak. Hele burada Seval Can var Mücahit Bayır'la sürpriz ikili denilecek arkadaşlar. Onu da değerlendirebilir. Sonları gerçekten etkili gelen bir Seval Can var. Bakalım yarış çok zevkli geçecek. Ben de sabırsızlıkla bekleyeceğim. İkinoğlu, Aktaşkaya, Enes Bozala benim yarın günün üzerinde 2-6'lı ile bağlayan bu koşu da bankumdur. Evet geçelim 7. koşa. Handikap 15-4 yaşlı Araplar. 1400 metre kuma çıkıyor. 8 safkan yer alacak. ikinci dörtlü kayanımız bu koşuyla başlıyor. Evet burada da e, biraz sıkıntılı bulduğum bir koşu. Yani baktığımız zaman e, kum performansı gerçekten iyi olan safkanlar da e, bir arada bir nolu Le Patron Ahmet Çelik eşliğinde kendisine güvenmesem bile yani kuponumuzda yazacağız tabii ki. Ankara'da 2000 metre kumunu kazandı. Müslüm Çelik'le son koşusunda ikincilikte ayrıldı Müslüm Çelik'le. Çim'de e, Le Patron diyeceğiz. ilk derdimiz olacak. İkinci atım 5 nolu Sapkan Akınay Mehmet Akyoz'da sonradan 4, 3 ve 2 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu 7. koşuda. Evet geçelim bir diğer koşu. 8. koşu şartlı 4. 4 ve Karı Arapların 1500 kuma çıkıyor. 8 safkan yer alıyor. 2. üçlük ayağımızda bu koşuyla başlayacak. Evet burada 2 nolu Akdağ Fırtınası. Fesi Çetin baş eşinde ilk tercih edeceğim. Safkanların arasında gelecek. 2. atım 4 nolu Mucit Day. Ahmet Çelik de. 3 nolu Bükeç mutlaka yazalım. Ve 5 nolu Rockstar diyeceğiz. Mehmet Akyoğuz eşliğinde yani herekli biliyorsunuz yeri geldi banka olarak tercih yapmıştık. Tumbul çiçeğimiz de aynı şekilde e, Ercan Çankaya'yla e, start alacak. E, ama ben geri planda bıraktık. O safkanları 2, 4, 3 ve 5 benim sıralamam bu şekilde oluşacak 8. koşuda. Evet geçelim bir diğer koşu. Dokuzuncu koşu şart dört. Yamak bir sınıfında gel. arkadaşlarımız at binecek. 1600 çime çıkıyor. 4 yaşlı Arapların 8 safkan mücadele içerisine girecek. Evet burada da iki safkan arasında geçmesini bekleyelim. Bahar Bahir ee, geçen koşunda zaten sizlere üstüne basarak bank olarak önermiştik. Biz de yanıtlamıştık. Koşuyu kazanmasını bilmişti. ikinci ne uzanacak demiştik. Ve de uzanmıştı. Şimdi mesela biraz kısaldı. Terörü Ondan yana eğer yine 2200 yani yani uzun mesafe olmuş olsaydı e, yine tereddütsüz bank olarak değerlendirecektim. Ama bir tek altın enderden ben çekiniyorum. E, çünkü önlerde birazcık tempo yapan bir safkan bu. E, o yüzden bahaya e, Bahir de 2 nolu safkanımızda sonlarda açılan bir safkan. Eğer mesafeyi e, kısaltırsın bir şeyler yapabilir ama mesafe ona kısa gelirse geri planda kalabilir. Ondan tereddüt yaptım ben. Burayı e, buraya da 2 ve 1 olarak tercih yaptım 9. koşuyu. Evet geçelim son koşumuza sevgili dostlar. Son koşumuza hemen şöyle açalım. 10. koşu kısa vade handikap 22 bir koşu. 2100 metre kum 8 safkan yer alacak. Evet baktığımız zaman e, harika işlere imza atan Adana'da Kocaeli'de ee, olsun e, Ankara'da kazanma başarısı gösterdi. Ahmet Çelik'te de e, yani 5'te 4 yaptılar. Yine e, baktığımız zaman e, grubu da iyi yakalamış gibi ama üstündeki e, safkana diyecektim ya. Üstündeki kişiye güvenmiyoruz. E, kazanır mı? Yani bu kadar performans e, varken kazanmamız için neden yok gibi görünüyor ama ben 3 nolu Falcon mutaflar 2 no'lu Safkan Ayağ Kurşun'la bir İngiliz Safkanı yazarım. Ve de 5 no'lu Safkan Özcan Yıldırım'la devreye girebilir. Bu Safkanlara da dikkat diyeceğim. Yani 1, 3, 2, 5 sıralamam son koşta. Evet Ankara için aktaracağım Safkanlar bunlardı sevgili dostlar. Tüm yarı severlere bol şanslar diledim. Yazdığımız Safkanlar Gayen olsun. Allah'a ısmarladık.